Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Yeni yılın ilk son durum videosuna başlamış bulunmaktayız. 2020 yeni yılının herkese sağlık, mutluluk, barış, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle mutlu bir yıl geçirirsiniz umarım. Kötülüklerden uzak, adaletsizliklerden uzak. Böylece başladık. Balıklarımız mutlu mesut. Dün yine baktım bu Japonları aldığım yere, kalmamış büyük Japonlardan almadım dedim. Ufak vardı yani, şundan bile ufaklar vardı, hiç gerek yok. Yani ne gerek var şimdi zorlamaya? Ya arkadaşlar, hanımın babaannesi bir şey söyledi. Geçen dedi burada dedi, iki tane dedi adam diyor, anlatmaya çalışıyor. Türkçe de bilmiyor. Araplar ya, Faslılar. İki tane adam dedi bu havuzların orada bir şeyler yapıyordu falan dedi. Allah Allah, bayağı bir huylandım ya. Ne yapıyorlardı acaba yani? Anlatmaya çalıştı ama benim de o kadar iyi değil Arapçam. Ha, anlayabiliyorum ama. Yani %70, %60, %70 anlayabiliyorum ama konuşma %5-10 arası diyeyim size. Yani anladığım kadarıyla öyle bir şeyler söyledi. Her şey yerli yerinde. Bakın bu köpüklü Gromi de diğerlerini öldürdü mü artık? Ne yaptıysa tek başına kaldı burada. Ona da bir yem vereyim ya. Onun dışında her şey balıklarımızda normal. Yeni yıla girdik işte. Bu kadar yani. Bu. Yani. Yeni yıl bu işte. Daha ne? Herkese hayırlı uğurlu olsun. Durum bu kardeşler. Akvaryumlarımızda. Şimdilik hoşça kalın. Gidelim bir kuşlara bakalım. Bakalım ne yapıyorlar. Bir kedi yeni yılımı kutlamaya geldi. Vallahi hiç çağırmadım etmedim. Duvardan atladı geldi kerata seni. Kediler stresli, insanları gelip buluyormuş ya. Hakikaten öyle ya. Beni nasıl geldi buldu bak. Ben de çay içiyorum. Ayıptır söylemesi. Herkese selamlar. Arkadaşlar evet, bunu da ekleyeyim. Geçen buradan balıkları alanlar torbayı da sökmüş, geri çakmış birader. Bak bak bak. Gel bir çay içelim de sen üşenir. Satmış. Niye dedim sattın balıkları, aldın lan buradan. Bir deney yapıyorduk. Ulan var ya. Hadi yine iyisin, sizin dediğiniz oldu. Balıkları öldürecektin diyor. Bari ben kurtarayım diye. Geçen sene bu şeyde de yapmıştı. Arka odada da böyle bir aksiyon yapmıştı. Hadi bakalım hadi. Olmadı. Dedim hepsini mi aldın? Yani bayağı bir aldım dedi. İki tane kılıç balığı vardı diyor. Bir plati vardı diyor. Bayağı da o diyor lepistes gibi balıklardan vardı. Vay anasını be. İyi hadi bakalım. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Olmadı. Almış yani. Hakikaten almış. Yani sizin dediğiniz oldu. Yönlünüz oldu. Hadi bakalım. Hadi yine iyisiniz. Hadi hadi. Evet sevgili dostlar. Vallahi son 4-5 gündür diyeyim hani, kuşlara sadece yemini veriyorum. Bak yumurtaya yatan da yatıyor yani. Bu da mı yumurtlamış? Onlar da yumurtlayacak. Yumurtlasın abi ya. Eser kalmadı kirden hesabı. Eserliler de topladı kendini. İyi tamam güzel. Vallahi hadi çocuklar hadi. Hadi yumurtlayın. Bol bol üreyin. Bakayım sen de mi yumurtladın? Yok. Bir temizlik yapayım ben ya. Yani ya, hava durulacak gibi değil arkadaşlar. Çok kötü ya. Yakıyor kavuruyor yani. Bu hangisi ya? Kimin eşi yani? Ben de çıkaramadım. Her şey. Tamam mavi bilezikli mi? Ha evet evet mavi bilezikli. Şimdi onlar zaten çok güzel yürüyor ve büyütüyor yavruları. İyi hadi bak. Hadi hayırlısı. Durum bu kuşlarda. Hava durgun ve çok soğuk yani. Aslında bugün doyurmasam uçurabilirdim ama doyurdum abi soğuk diye. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evet içeriye geldim.
Japon balıklarımız gayet mutlu mesut hayatlarını sürdürüyorlar. Bakın artık elime de alıştılar. Kerataler sizi. Tombikler sizi. Yani Japon balıklarıyla ilgili bir belgesel tadında bir video hazırlayacağım kardeşler. Umarım beğenirsiniz ve umarım beğenmekten ziyade birilerine faydası olur. Enderlerimiz de burada Mutlu Mesut, Cüce Vatozumuz bakın. Kaan Bey diyordu. Vallahi selamlar, sevgiler olsun ona da. Kaç tanesini yaşatacağım bakalım. İki tanesi yaşıyor. Özür dilerim. Ya iyileştim ama atlatamıyorum ya, bu burun akıntısı bilmem ne, öksürük falan filan kaldı böyle ya. Kötü. Çok kötü oldu. Şimdi bulursam bir veya iki tane daha Japon alacağım. Şöyle büyük göbekli bakalım bulabilirsek. Nasıl olacak? Ha, şurayı hiç konuşmuyoruz ya. Burada arkadaşlar, buraya gelelim. Burada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Hani buranın ışığını yakayım. Bakın dışarıda, bilmiyorum önceki videolarda hatırlıyor musunuz? Nerede o? Bir tane anaç şey bulmuştuk. Şurada çok belli olmasa da karides. Yani dış ortamdaki o atölyenin içindeki akvaryumda kalmıştı şans eseri ve bayağı da büyümüştü. Soğuk havaya, soğuk suya alışmıştı. Burada gözlemlediğim diğer hepsi kaybolmuş. Bu da yumurta dökmüştü. Bunun yavrularını görüyorum yani. Diğer ötekiler yok olmuş, gitmiş abi. Yani artık öldüler herhalde. Sağ kalanlar yedi. Hani karideslerde gözlemlediğim şu, soğuk suya alışabiliyorlar abi ya. Çok ilginç. Bilmiyordum bunu. Hani ister istemez tecrübe ettik. Dışarıda havuzda da artık geriye kalan yavru enderler, bilmem neler falan filan bizim bilimsel şeyimize malzeme olacak. Yapacak bir şey yok. Kardeşim çoğunu almış, toplamış. En azından iki kılıç ve bir plati yaşamayacaktı. İyi, onları kurtardı. İyi oldu yani. Garanti yaşamayacaktı. Hani onlara seviniyorum. Durum böyle. Bilgisayarımı açtım. Editleriz. Canlı yayınlara önem vermek istiyorum. Yani en azından iç içe oluyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Sohbet ediyoruz. Gündemden bahsediyoruz. Ülkenin gidişatından bahsediyoruz. Ne bileyim, böyle abi kardeş gibi, gerek abilerimizle gerek kardeşlerimizle yüz yüze konuşuyoruz. Yani iyi oluyor diye düşünüyorum. Toplulukta Twitch'te yayın yapmamı ister misiniz diye söyledim. Hayır dediniz. Yani ilişkimiz bu muydu yani? Sağ olun ya, eyvallah. Saygı gösteriyorum. Ya ne bileyim, hani bir düşündüm. Yeğenim de söyledi, yapsana iyi olur, senin muhabbetin iyi abi, bilmem ne, şöyle böyle para kazanırsın zart zurt. Ya ne bileyim, belki de yaparız de. Yani hani yani para kazanma niyeti tabii ki yine ikinci üçüncü planda ama bakarız, olursa da olur, fena olmaz. En azından hobimizi geliştiririz, ne bileyim. Kendimizi geliştiririz, bir şeylere tedavi olur. Yani sonuçta her şeye kol gibi zam geliyor durmadan. Şahlanıyor ekonomimiz. Ekonomimiz şahlandığı için biz de şahlanmalıyız kardeşler. Sökemiyorum lan adaptörü. Allah Allah. Heh. Durum bu. Suda böyle bir tatlı bir bulanıklık var. O benim canımı sıktı. Sizinle birlikte şöyle yapacağım. Işığı kapatacağım abi. Şu şeyi kapatıyorum. Çok ses yapıyor diye. Başlamadan önce şelale filtreyi. Şunu da kapatayım. Şunu da kapatayım. Durum böyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bakalım dakikayı doldurabildik mi? Dolduramadıysak devam. Hadi eyvallah.